Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı olan Paraşüt'ten işletmelerin finansal yönetimlerini büyük kolaylık. Son derece pratik arayüzü ile muhasebe bilgisi olmayanların bile kullanabileceği bir kolaylık sunuyor. Paraşüt ile gelir ve giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi hızlıca tamamlarsınız. Akıllı banka entegrasyonu ile farklı bankalardaki hesaplarınızı Tek ekrandan yönetirsiniz. İster web üzerinden, ister mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura kesebilirsiniz. Paraşüt.com'a girin veya açıklamadaki linkten hesap oluşturun. 14 gün ücretsiz deneyin. Hocam Modern Futbol'a hoş geldiniz. Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Ee, güzel bir gün, gündem de çok yoğun. Ee, öncelikle izleyicilerimize teşekkür edelim. Son iki bölümdür gelen e, tepkiler, daha doğrusu yorumları okuyoruz çok güzel yorumları var izleyicilerimizin tekrardan herkese programa beğeni atmalarını Yorum yazmalarını ve eğer voleyi hala abone değillerse abone olmalarını da söyleyelim. Programı bu şekilde açmış olalım. Hı hı. E, lider Galatasaray'la başlayalım hocam. Galatasaray Bodrum'u 1-0'lık skorla geçti. E, Voley teknikte siz daha detayları konuştunuz ama ben daha farklı bir pencereden bakmak istiyorum. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın e, o galibiyet rekorlarını kırarken onlara dur diyen, Galatasaray'a dur diyen takım yine Volkan Demirel'li Hatay Spor'du. Bu sezonda bence ligde Galatasaray'a karşı en büyük problemi yaşatan takımın ben yine Volkan Demirel'li Bodrum olduğunu düşünüyorum. Ne kadar mağlubiyetle ayrılsa da Galatasaray belki rakibi 10 kişi kalmasa bir puan kaybı bile yaşayabilirdi. Ee, bu anlamda Galatasaray'a karşı oynadığı oyun Volkan Demirel'in diğer lig takımlarına karşı bir doneler vermiş oldu mu sizce? Verdi. Aslında zaten doneler gelmişti. Alsborg maçından gelmişti. Regascola maçından gelmişti. Ee, bu gayet doğaldır. Yani Bundesliga'yı izleyenler biliyor. E, biraz top oynamaya çalışan bir takım olduğu zaman Bayern Münih paramparça yapıyor. Ee, i̇lk haftalarda böyle örnekler gördük ama... ...bazı ekiplerde çok sıkı savunma yapıyorlar ve e, direkt... ...hücumları deniyorlar. Öyle ekiplere karşı zorlanıyor favoriler. Bunu... E, ...diğer uluslararası liglerde de... E, ...sıkça izliyoruz. Yani favori ile favori olmayanın eşleşmesinden... ...böyle şeyler çıkabiliyor. Bence Volkan Hoca hem konuya hakimiyeti var, yani Hatay'ın başında da bunu gösterdi, ispat etti. Karagümrük'te de ispat etti. Karagümrük'te de çok... Mesela bir Fenerbahçe maçı var. Belki hatırlarsınız. Evet. Yani favoriye karşı nasıl oynanırı gösteren... teknik adamlardan bir tanesi. Zorlaştırıcı unsurlar vardır. Rüzgar bir sebeptir, sahanın zemini, çimlerin uzunluğu bir sebeptir ama... hepsinden önemlisi... Bodrum takımı... 11-11 oynanan bölümde de... Çok muntazam bir takım savunması ortaya koydu. Ee, ceza sahasına girişlerini mümkün olduğu kadar engellemeye çalıştı ve direkt çıkmaya çalıştı. Belki kaleye gitmedi ama tehdit etti. Yani... birinci anahtar pası bulduklarında Galatasaray'ı geri koşturmayı başarmışlardı. 10 kişi oynadıkları bölümde de aslında bence etkili bir savunma yaptılar. Yani kutunun üstünü, yani bir handball takımı gibi düşünün. Onlar alan savunması yapıyorlar ya mecburen. Ee, o alan savunmasını çok başarılı buldum. 11-11 oynansaydı zorluk çıkarabilirlerdi. Son dakikada Göktenizin vuruşu direğin içine değil, biraz daha içine çarpmış olsa belki de 1-1 de bitebilirdi maç. Volkan Demirel arasından son derece başarılıydı. Galatasaray'ın da burada Elspok, Riga Skola ve bu maç bağlamında bir düşünmesi gerekiyor muhakkak. Neden? Çünkü bununla karşılaşacak bu sezon birçok defa. Gerek UEFA Avrupa Ligi'nde, gerekse bizim ligimizde birçok defa karşılaşacak. Ee, bu, bu tip ekiplere karşı çok adamla yani Galatasaray herkese karşı çok, çok adamla kapatarak oynamaya çalışan bir ekip. Bir kere topla baskı yapıyor. Saranın gelişiyle Galatasaray'ın topla baskı yapma marifeti biraz daha arttı. Hı -hı. Ee, dolayısıyla rakip yer alanda çok kalabalık kalıyor. Stoperleri de mümkün olduğu kadar çıkarıyor. Bu maçta yoktu ama Davinson Sanchez'in... Nerede savunma yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Yani... Davinson Sanchez'de, Abdülkerim'de Galatasaray arkasına bir 70 metre bırakıyor. Boş saha bırakarak kapatmaya çalışıyor. Bu oyunun riskleri var. Okan Buruk da bu. Bu riski alıyor. Yani 3 yıldır alıyor bunu. İlk hı hı. defa almıyor. Bu oyunun risklerinden zaman zaman yararlanan ekipler oluyor. O ekipler çoğunlukla favoriye karşı nasıl oynanması gerektiği konusunda daha uzmanlaşmış olan ekipler. Bodrum o konuda uzman olmayabilir ama Okan Hoca o konuda uzman da mesela... oyun olarak tehdit etmedi belki Galatasaray'ı ama çok geriye koşturdu. Hakeza, Rigoscola'da... oyun olarak belki tehdit etmedi ama... hızlı gelmeyi başardığı anlar oldu. Bu büyük takımların... aşması gereken sorunlardan bir tanesi. Barcelona bunu Pep Guardiola döneminde yıllarca yaşadı. Kapatarak oynayan ekipler... böyle pozisyonlar veriyorlar. Bazen oyunda... ...ekstra riskler almak, daha kalabalık gitmek zorunda kalıyorlar. Bu doğal. Şu açıdan sorayım. Aslında zorluğundan bahsettiniz. Biz daha önce bu programda da hep söylüyorduk. Bal Belli kırılma anları vardır büyük takımlar için şampiyonlar giden yolda. Her ne kadar kağıt üstünde zor gözükmese de... ...mıçın içerisindeki durumdan dolayı gelen 3 puan neticesinde yarın öbür gün belki şampiyonluğun hikayesinde bahsedilecek maçlardan olur bazı maçlar. Bu öyle bir maç mıydı bu üç puan? Tabii bence öyle bir üç puandı. Bir kere milli takım dönüşüydü. Her milli takım dönüşü... Galatasaray gibi milli takımlara çok oyuncu veren, yerli oyuncuların aşağı yukarı hepsi gidiyor. Yabancıların da bazıları gidiyor. Yarım takım idman yapmak zorunda kalıyorsunuz. İlk 11 oyuncularınız genelde dışarıda kalıyor. Bir, Önemli bir unsur. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Aslı olan 3 puandır diye bak bakılabilecek haftalardan bir tanesi buydu. Bence Galatasaray çok kritik bir 3 puan aldı. Hı hı. Oyun olarak... ...bu seneki Galatasaray kalitesinin çok altındaydı. Ama sonuç olarak 3 puanı aldı cebine koydu. Ee, bazen böyle... ...bakılması gerekiyor. Bunu bazı futbol severler... E, ...her maç, biliyorum her maç en iyisini bekliyorlar. Ama e, çok mümkün olmayabiliyor. Neden? Bakın maçtan sonra Okan Hoca da söyledi. Hı hı. Benim de kendi şahsi gözlemimde aynı paralelde. Yunus Akgün, Lig Avrupa, Lig Avrupa, Lig Avrupa artı milli takım, milli takım. Yani, e, yani inanılmaz yo yoğunluklu bir tempodan ve yüksek tempo ile oynayan bir oyuncu olarak çıktı. Barış Alper aynı şekilde. Kaan Ayhan'ın arka adresinde zorlanma var. Niye? Yani bu zorlu tempo oyuncularınız yoruyor. Milli takıma giden oyuncular çok yüksek eforlu maçlar oynadılar. Ya bizim Karadağ maçı öyle kolay başa çıkılacak maç değildi. Evet. Barış Alper belki sonunda girdi ama <laughs> Kaan ve şey e, Yunus yüksek eforlu oynamak zorunda kaldılar. Önceki maçımız aynı şekildeydi. Dolayısıyla o yorgunluğun da etkisi var. Oyuncular da insan bunlar robot değil. Robot muamelesi yapmamak lazım bazen oyun olarak isteneni, isteneni veremediyse de... önündeki engelleri de görmek gerekiyor. Çimler uzun, rüzgar var. Top sizde kalsın istiyorsunuz. Ama e, kontrollü kolay olmayan bir top işi ortada. Artı rakibiniz de zorluk çıkarıyor ki... Bodrum'un zorluk çıkarış biçimini beğendim gerçekten. Ee, güzel bir noktaya değindiniz. Geçen hafta da bu soruyu size sormuştum. Bu 7 maçlık fikstürden bahsetmiştik. 5'e deplasman ikisi, iç saha olmak üzere. Bunların biri bitti ama oradaki rotasyon konusunu size sormuştum ve Maalesef Kaan Ayhan sakatlandı. İstemediğimiz bir durum. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Ve şu anda belki de Galatasaray'ın en kritik mevkilerinden biri o bölge. Çünkü üçlü oynuyor, dörtlü oynuyor. Şimdi Icardi de sakatlandıktan sonra çok daha kritik bir öneme sahip oldu bir anda. E, ne bekliyorsunuz Kaan Ayhan'ın yokluğunda? E, i̇lk olarak orada dörtlü savunma, üçlü savunmayı durumunu etkiler mi? Ya da Jelert e, mecburiyetten de olsa, yetersiz bir performans gösterse de o bölgede oynayabilir mi? İsmail Yakops ne zaman dönüyor? Yakops e, en son bir ay yok denilmişti milli aradan önce. Bir iki hafta daha süresi var diye biliyorum. Eğer Yakops dönene kadar... ...ki onu ayrıca düşünelim ama, Hı -hı. eğer Yakops varsa... ...ben Barış Alper'in savunmanın sağında... ...şu dönemi geçirmesi gerektiğini düşünürüm. Hı -hı. Çünkü Galatasaray takım fiziksel bir oyun oynuyor aynı zamanda. Bakın topla baskı yaptı gerçek ama fiziksel bir oyun oynuyor. Çok sayıda atletik oyuncusu var. Çok sayıda çabuk oyuncusu var. O çabuk oyundan vazgeçmemek gerekiyor. Barış Alper'i arkada kullanabilir. Önde Zalay ve şey Yunus Akgün devam edebilirler. Santfor'un arkasından Mertens, Osmen'in arkasına yani. ikilisini bozmadığı sürece Torreira... Saray ikilisini bozmadığı sürece çok sıkıntı olmaz. Ama Yakopçloy yokken mecburen Barış Alperi oraya kaydırmak gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Hı hı. Ya da üçlüye dönecek. Nelson'u da içine alan e, Davinson, Nelson ve Abdülkerim birlikte oynadığı bir üçlü, bir kenarda Barış, bir kenarda Yunus böyle devam edecek. Yani çözümleri var. Ama çok kritik bir parçası eksildi. Yokluğu yokluğu pek ...gösterir Galatasaray'da. Ya bazen... ...sağda bir durup bakmak gerektiği anlarda durup iyi bakan o oyuncusu bence Kaan Ayhan. Hakikaten durup yani dur, durumları çok iyi değerlendirebilen, bakın... ...çabuk değil... ...atletik değil, acayip dinamik atlayan zıplayan bir oyuncu değil. Süper bir teknik kalite, ondan bahsetmiyoruz ama nefis bir karması var Kaan Ayhan'ın ve oyun aklı çok yüksek. Yani sabek sabek gibi oynadı. Stoper, Stoper gibi oynuyor. Orta sahayı orta saha gibi oynayan, taktik bilgisi çok gelişmiş, uyum yeteneği çok yüksek bir oyuncu. Artı duran toplarda da büyük tehdit. Hep şeyi anlatıyoruz. Galatasaray'ın kenar serbest vuruş ve, ve kornerlerden bulduğu goller, yani kaçırdığı goller çok pozisyona giriyor buralardan. Hep Osimhen'e kitleniyoruz. Icardi vardı ona kitleniyorduk. Davinson, Abdülkerim geliyorlar. Ama Kaan da orada çok caydırıcı bir unsur. Yakın zamana kadar A milli takımda bizim ben bayağı golünü hatırlıyorum şeyin. Kaan Ayhan'ın. Evet. Yüksek toplardan. Toplumda. Öyle bir handikap da oluşuyor. Birçok mevkinin ikamesi... olması sebebiyle de... yani ideal 11'i bayağı yoracak bu... Kaan Ahya'nın sakatlığı. Oradan oraya koşturmak zorunda kalacaklar. Yani Barış Alper'i bir sağ bekle belki... bir sağ dışta göreceğiz. Birçok oyuncunun backup'ı olması sebebiyle o... oyuncuları yedekleyemediği için hı hı. de sorun yaşayabilir Galatasaray. Dilerim e, çok uzun sürmez Kaan Ayhan için. Ee, yarın akşam da temsilcimize başarılar dileyelim. Başarılı. deplasmanında kısa bir maç yorumu alsam sizden maç önü. Ne bekliyorsunuz? Azim maçı. Aynı. Ya Azi maçın ben tabii ki Galatasaray'ın hangi havada olduğuna bağlı. Şimdi üçüncü sırada. E, bu pozisyonu gerçekten çok rahat bir konumda. Dört, dördüncü maçlar sonunda üçüncü sırada olmak iyi. Deplasman diye bakabilir. Fenerbahçe'yi yendiler diye bakabilir ama Fenerbahçe kendi kaybetti maçı. Evet. yenmedi yani. Fenerbahçe kendi kendine kaybetti. E, hatta maçtan sonra ben lise çocuklar Fenerbahçe'ye karşı maç kazandı dedim. Doğru. Yani hakikaten çok genç bir takım. Yine aynı kadro mu çıkacak, aynı şey mi olacak? Bir iki tane sakat oyuncusu vardı. Onlar döndü mü dönmedi mi onu bilmiyorum ama ben kalite olarak Galatasaray'ın AZ'nin çok önünde olduğunu biliyorum. E, Fenerbahçe o maçta biraz bekleyerek başlamıştı. Ben Galatasaray'ın rakibi Aralanda baskıyla başlayacağını düşünüyorum. Öyle başlarsa Galatasaray erken de koparabilir maçı. Hı hı. Temsilcimize başarılar dileyelim yarın akşam. Yani bu arada AZ deplasmanından 3 puan alırsa Galatasaray'ın ilk 8'i garanti gibi olsun. Aşağı yukarı garantiye yaklaşıyor. Hı. Evet. Bakalım umarız. Ve fikstürü çok idareli idare e, kadroyu idareli kullanabilir daha sonra. Hı hı. Mesela son maçtan önce istediği noktada bitirebilirse UEFA Avrupa Ligi'nin son maçı seyahat haline getirebilir. Yani bir yani çok rotasyonlu bir kadroyla feda evet. edebilir yani o maçı. Lig'e konsantre olabilir. Asıl kadrosunu lige saklayabilir. O yüzden bu maçta alınacak 3 puan çok değerli 3 puan olacak. Galatasaray için eğer olursa ki Kiev'i ve Ajax'la oynayacaklar diye biliyorum kalan diğer 3 maçta. Ha. Dediğiniz gibi Ajax maçı belki de bir rotasyon maçı haline gelebilir. Tekrardan başarılar dileyelim temsilcimize. Dilerseniz Fenerbahçe bölümüne geçelim. Tamam. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.